Yolculuk nasıl başladı? Birazcık başlara dönmemizi ister misin? Binlerce kez anlattıysan hemen geçebiliriz. Yo, seviyorum. Anlatabilirim. Bazen evet. Öyle oluyor. Ben de şimdi 30 yıl olacak benim de sektörde seneye. 29. yıldayım. Ama insan böyle yaşadıkça artık röportajlarda da evet nasıl başlamıştınız 30 yıl önce diye kimse dönüp sormuyor tabii ki. Ama insan böyle düşünüyor ya nasıl başlamıştı bu yol? Neler yapmıştım, ne olmuştu, üstüne neler koymuştum falan diye düşününce evet bu böyle sıklıkla kendimize hatırlatmamız gereken bir şeymiş gibi. Evet, tam onu söyleyecektim. Bence bu çok kıymetli. Çünkü günün kargaşasında unutuyorsun hani neredeydin, şu an neredesin ve yine hani sohbetimizin başında konuştuğumuz gibi o düşüş anlarında o hani neredeydin ve şu an neredesini düşünmek bence yine bizi yükselten, tekrar şükretmemizi, teşekkür etmemizi sağlayan bir noktaya getiriyor bence. O zaman şimdi böyle düşünsen Gökçe'cim ve desen ki neye şükredeceğim en çok dönüp baktığında? En çok neye, hangi ana şükrederdin? İki şeye şükredeceğim. Biri kendimle ilgili vazgeçmemiş olmama galiba bir sebep kendime teşekkür. O yolda motivasyonu çok kırılıyor ya insanın. Ha. Hani görülene kadar ki süreçten bahsediyorsun. Evet. Orada pes etmemiş olmama teşekkür ediyorum. Aferin kız diyorum bazen. Süper. Böyle. Bir de sanırım kadın dizisi bir fırsattı. Ve orada öyle güzel insanlara denk geldim ki ben. Yönetmeninden oyuncusuna, yapımcısına, tüm kamera arkası ekibine. Hani bu klişedir ya, bu bir ekip işi. Hayır, klişe değil, gerçekten ekip işi. Ve ben orada çok güzel bir ekibe denk geldim. Birkaç bölümlük rol diye başlayan Ceyda karakteri. Evet, Ceyda'ymış karakterinin adı. Evet, sezonun sonuna kadar. Ve işte Özge ile yan yana hani bir yolda yürüyerek finale gitti. En çok da ona teşekkür edeceğim galiba. Zaten hep yani her röportajımda da söylüyorum. Tabii ki her oynadığım karakteri çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Ama Ceyda hep böyle bir kıymetlim olarak kalacak benim yani. Çünkü bütün hayatımı değiştirdi. Evet, öyle oluyor. Oyuncunun hayatında bir iki tane karakteri hiç unutmayacağı ve dönüm noktası saydığı karakteri oluyor gerçekten. Ama Özge de çok kıymetli bir çok, rol arkadaşı. İnanılmaz alan açan, seni evet. inanılmaz rahatlatan çok, evet. ve şey bir de sadece ya tam bir lokomotif aslında. Bence başrol o ya, lokomotif yani çok yorucu bir yandan. Ama o hep o kadar yüksek, o kadar enerjisiyle bütün seti çekip çeviriyordu ki yani senin düşmek gibi bir şansın yok tabii onun yanında. Tabii hangi Özge diye düşünüyor olabilirsiniz ama bence kadın dizisini mutlak ve mutlak seyrettiğinizi düşünerek söylemek istemedim ama meslektaşlarım arasında gerçekten en sevdiğim isimlerden biridir sevgili Özge Özpirinççi. Şimdi de oynadığı, başrol oynadığı dizide yine harikalar yaratıyor. Evet. Hem çok iyi bir oyuncu hem çok evet. iyi bir insan. Evet. O yüzden onu kendi karakterini kolluyor, diğer karakterleri kolluyor, hikayeyi kolluyor. Evet. Ya harika müthiş gerçekten. Müthiş bir şey. Senin için haklısın yani evet. Ceyda karakterinin evet. Var olmasına sebep zaten rol arkadaşı her şey demek evet. oluyor. Set arkadaşı her şey demek oluyor gerçekten. Evet. Bir yerden sonra sete gitme sebebin oluyor. Kesinlikle evet yani hani hem kamera arkasında hem kamera önünde yani oyunculuk. Zaten o karşılıklı bir enerji alışverişi evet. ya. Ya oradan gelen enerjiyi görünce mesela bu en son bu şahane hayatımda Timur... bana partner olarak, konuk oyuncu olarak gelmişti. Hı hı. Onunla bir sahnemizde daha prova alırken benim gözlerim doldu. O da hatta böyle bir güldü bana şey diye. Sen de ağlama makinesisin dedi. Hemen gözün doluyor. Hayır dedim, o enerji senden geldiği için. Hani gerçek bir duyguyu oradan aldığım için benim de gözüm doluyor. Yani sen duvar gibi tabii. olsan. Tabii hani, ki. Belki tekniktir vesairedir ağlamayı başarırsın ama gerçek hani duyguyla yaşadığım bir andı o benim. O yüzden kesinlikle önemli. Karşındaki oyuncu da çok kıymetli.